Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce enflasyon rakamları, fiyat artışlarının yansımaları, sektörel bazdaki değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Kofas ekonomisti Seltem İyigün bizlerle birlikte olacak. Ayrıca önümüzdeki dönemde özellikle Borsa İstanbul çerçevesinde de olup bitenleri birlikte değerlendireceğiz. Bu enflasyonist ortam hangi şirketler açısından daha fiyat geçirgenliği anlamında uyumlu, hangilerini zorlayabilir? Biraz bunun detaylarını da Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte yorumlamaya çalışacağız. Diğer taraftan yine jeopolitik gelişmeleri de yakından izliyor ve takip ediyoruz. Hem Türkiye'ye olan yabancı yatırımcı ilgisi hem aynı zamanda Türkiye'nin içinde olduğu bölge ve coğrafyada İran'daki değişimler, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler, İsrail'in bu noktadaki adımları, bütün bunların detaylarını da Ozan Özkural'la birlikte finansal ve ekonomik anlamda yorumlamaya çalışacağız. Diğer taraftan yine piyasalardaki rakamlara bir hızlıca göz gezdirecek olursak, bugün piyasa adına oldukça iyimser bir başlangıç vardı ve kur tarafında Türk lirasının değer kazanımı oldukça kuvvetli hale gelmişti. Bir ara 8.30'ların altına değen bir dolar TL şu anda yeniden 8.40'ların üzerine geldi. Buraları bir parça yatırımcıların alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini görüyoruz. Diğer taraftan da yine Euro TL'de 9.90'ların altına kadar sarkma yaşanmıştı. Az önce 10 liranın üzerini gördük. Şu anda da eşiğinde kalmaya devam ediyoruz. Gelişen ülke kurları için ortam iyi kalmaya devam ediyor. Türk lirası ise son bir ay içerisinde %5'in üzerindeki priminin ardından bir miktar kar realizasyonu görüyor diyebiliriz bugünkü performansı üzerinden baktığımızda. Diğer yandan uluslararası yatırımcı ilgisini bir miktar daha kuvvetli görmeye de devam ediyoruz hisse senedi bacağında. Özellikle bankacılık endeksi tarafında seans içerisinde bir ara %1.2-1.3'lere kadar gelen alımlar görmüştük. Şu anda bankalar hala artıda. Başta Garanti Bankası olmak üzere endekse katkı anlamında baktığımızda bankacılık endeksinin şu anki getirisi ise %0.8-0.9'lar civarında. Endeks ise 1409 puanlara kadar gittikten sonra şu anda 1405 puandan işlem görüyor. Diğer yandan bankalardaki pozitif performanstan bahsettik. Burada başı çekenin Garanti olduğunu söyledik. İş Bankası'nda, Halkbank'ta, Yapı Kredi'de yukarı yönlü hareket belirleyici olmayı sürdürüyor. Dönelim buradan bakalım faiz tarafına. Özellikle enflasyon verisinin ardından yaşanan gelişmeleri izliyoruz. Aslında sabah saatlerinde faiz tarafında da bir miktar aşağı yönlü hareket vardı ama şu sıralarda hem kurdaki realizasyonla birlikte bir parça buralarda da yukarı yönlü ivme görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda son geçen işlem düzeyi %17.29, 2 yıllık tahvil faizinde ise 18.66 düzeyinden geçiyor gibi görünüyor. Diğer taraftan Avrupa borsaları için de şu an itibariyle ortam fena görünmüyor. Karışık bir seyir var. Almanya ekside ama onun dışındaki endeksler kuvvetli. Özellikle Fransa'da Kakaran endeksinde %0.9'a yakın oranda yukarı yönlü hareket görünüyor şu anki seviyeden. Diğer taraftan Londra'da, İtalya'da daha mutedil hareketler sürüyor diyebiliriz. Avrupa tarafına baktıktan sonra Amerikan vadelilerine de göz gezdirelim. Orası da kuvvetli. %0.2'ler civarında. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq vadeleri yukarıda. Diğer yandan özellikle dünkü seansa da dikkat çekmek lazım. Kuvvetli başlamış ancak kazanımlarının önemli bir kısmını geri vererek tamamlamışlardı. Bugün yeniden bir tur daha yukarı deniyor gibi görünüyor Amerikan vadeli piyasaları. Altın tarafına baktığımız zaman oradaki hareket sınırlı. 1811 dolar seviyesindeyiz. Petrolde ise geri çekilme sürüyor. Yine Amerikan tipi ham petrolde %2.7, Brent petrolde ise %2'ye yakın oranlarda geri çekilme var. Brent petrol 71,5 doların altına sarkmış görünüyor. Amerikan tipi ham petrol 70 doların altına indi. Şu anda da 69 dolar 34 sentten işlem görüyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidiyoruz iş yatırıma. İş yatırımda uluslararası piyasalara dair detayları konuşmak üzere Ayşegül Kabakçı bizleri bekliyor. Ayşegül, özellikle Delta varyant ve son yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Amerika'da çeşitli eyaletlerde ciddi anlamda hastaneye yatış sayılarının arttığını izliyoruz, takip ediyoruz. Belli başlı bölgelerde ekonomik aktiviteyi de doğrudan etkilemeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla bunların genel çerçevede piyasa etkisinin nasıl olması beklenebilir? Amerika'daki büyüme beklentileri aşağı revize edilirken bir yerden sonra Fed'in aksiyonları üzerinde bunların etki yaratması beklenir mi? Merhabalar. Dediğim gibi şu an gündemin en önemli maddesi tabii Delta varyant endişeleri. Amerikan endekslerinde de son bir haftadır biraz yatay bir seyir hakim olduğunu söyleyebilirim.
Geçen hafta Amazon bilançosu dikkat çekmişti. Biraz bir sonraki çeyrek tahminleri düşük geldiği için biraz moralleri bozmuştu piyasada. Bir de buna ek olarak tabii Delta varyant özellikle Asya tarafında da şimdi Tayland gibi, Çin gibi önemli ekonomilerde artış göstermesi, işte Pekin'de örneğin seyahat kısıtlaması gelmesi gibi bir takım tekrar kısıtlamalar gelir mi soru işaretlerine sebep olması. Amerika'da da dediğin gibi bazı yerlerde artışlar söz konusu. Bu biraz endişe yaratıyor piyasada. Çin tabii özellikle önemli. Endüstriyel ürünler tarafında da önemli bir ekonomi olduğu için piyasaya etkisini görüyoruz. Bunun özellikle endekslerden ziyade son birkaç gündür emtialar tarafında etkisini görüyoruz. Petrolde bahsettiğin gibi dün de vardı satış, bugün de %3'e yakın bir satış var. Bakırda yine buna benzer bir düşüş görüyoruz. Buna ek olarak tabii hafta sonu dün açıklanan PMI verileri var Çin tarafında. Beklentilerin altında geldi biraz daralmaya işaret ederek. Amerika tarafında dün ISM üretim yine beklentinin altında geldi. Bu da biraz negatif havayı tabii körükledi. Emtia tarafında yine bakırdan bahsedecek olursak geçen haftadan bu yana konuşulan bir grev ihtimali var dünyanın en büyük bakır madeninde. Bu tip haberler genelde bakır fiyatlarını yukarı çeker. İlk bir tepki olarak tabii yukarı gitti ama son 2-3 gündür tam tersi aşağı geldiğini görüyoruz. Böyle bir arz tehdidine rağmen. Dolayısıyla bunlar dikkat çekici hareketler diye düşünüyorum bu tip durumlarda. Emtia tarafında zaten Çin'in yükselen enflasyondan rahatsız olması sebebiyle bir takım ürünlerde kendi rezervlerinden satış yaparak müdahale etmesi durumu da söz konusu. Dolayısıyla kısa vadede hem delta varyant etkisi hem Çin'in böyle bu tip bir müdahale eğiliminde olması emtialarda satış baskısını devam ettirebilir kısa vadede. Tabii burada şeyi ayrı tutmak gerekebilir. Özellikle hava durumu kaynaklı üretim problemi yaşanan tarımsal emtialar biraz daha az satış baskısı görebilir. Ama yine de bir talep endişesi olması global çapta piyasayı biraz tedirgin ediyor. Endeksleri çok bozmuş değil bu durum şimdilik. Dediğim gibi son bir haftadır biraz daha yatay bir seyir görüyoruz. Devamı halinde bu negatif havanın biraz daha düzeltme görebiliriz endekslerde ama yükseliş trendinin bozulduğunu ya da bozulacağını söylemek için biraz erken sanıyorum şu ortamda. Dediğim gibi Fed'in hala bir destekleyici politika eğilimi var. Muhtemelen birkaç ay boyunca da en azından Jackson Hole'a kadar çok fazla bir değişiklik beklenmiyor söylemlerinde. Teknik olarak biz S&P'de tabii 50 günlüğü takip ediyoruz. Uzun süredir destek olarak çalışan 4290 civarında şu anki seviyelerin yaklaşık 100 puan altında. Daha yakın bir destek olarak belki bu hafta için 4270'ler takip edilebilir. Biraz satış baskısını arttırabilir. Haftanın geri kalanında net PMI'leri takip edeceğiz. Yine önemli veriler olarak ve tabii cuma günü tarım dışı istihdam önemli olacak. İş gücü piyasasındaki toparlanmaya dikkat edeceğiz. O yine tapering konuşmalarını gündeme getirebilir eğer iyi bir veri gelirse. Tapering gündeme geldiğinde tabii yine piyasa biraz tedirgin oluyor. Çok hoşuna gitmiyor bunun gündeme gelmesi. Dolayısıyla haftanın geri kalanı için o önemli olacak. Tabii enflasyon için de ücret kalemini takip ediyor olacağız. Son olarak da bu hafta Amerika'da Senato'da bir altyapı paketinin görüşülmesi bekleniyor. Eğer onaylanırsa biraz piyasaya destek olabilecek bir gelişme olacak. Ama özetle dediğim gibi emtia tarafındaki kaygılarla biraz endekslerde en azından bu hafta için baskı görme ihtimalimiz söz konusu gibi görünüyor. Ayşegül teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına dönüp bakacağız şimdi. Bugün gelen rakamlar çerçevesinde değerlendirirsek aylık enflasyon %1.8, yıllık enflasyon %18.95 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla enflasyon politika faizine yapışmış oldu. Gıda tarafında, konut tarafında oldukça yüksek artışlar var. Gıdada 2.77, konutta aylık %5'in üzerinde artışlardan bahsediyoruz. Diğer taraftan üretici enflasyonuna baktığımız zaman da %2.46'lık bir aylık, %44.92 neredeyse %45'likte bir yıllık enflasyon var. Dünyadaki görünümle paralel üretici enflasyon tarafında yaşanan gelişmelerde elbette kur etkisini de doğrudan hissediyoruz. Çekirdek enflasyon aylık %1, B endeksinde %18.51'de yıllık çerçevede gerçekleşti. Kofas ekonomisti Seltem İyigün bizlerle birlikte bu rakamların detaylarını konuşmak için. Seltem, özellikle yüksek gelen ve politika faizine yapışmış olan bu tüketici enflasyonunun yılın zirvesi olduğunu düşünür müsün?
Merhabalar Aracıl, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bu sene içinde gördüğümüz en yüksek rakamlardan bir tanesi. Fakat senin söylediğin gibi açılışta hem emtia fiyatlarındaki artışın devam ediyor olması, özellikle enerji tarafındaki artışın devam ediyor olması, hem de üfe tarafında bugüne kadar gördüğümüz birikimli artışın sadece kısmi olarak tüfeğe yansımış olması, gelecek ayın enflasyonunda aslında yüksek çıkabileceğini ve bunun manşet enflasyonu bulunduğu seviyeden biraz daha yukarı itebileceğini bize gösteriyor. Burada tabii toplam talep koşullarına bakmak lazım. Toplam talep koşulları her ne kadar Merkez Bankası'nın faiz artırımlarından sonra finansal koşullardaki sıkılık gündemde de olsa, açılmanın verdiği etkiler ve özellikle ihracat tarafının kuvvetli gitmesiyle birlikte burada biraz daha içinden geçtiğimiz dönemdeki para politikasının yansımasının beklediğimizden biraz daha gerçek kaldığını görüyoruz. Yani aslında toplam talep koşullarında bir miktar yavaşlama olmakla birlikte talep koşulları hala kuvvetli. Bu da firmaların geneline üretim maliyetlerindeki artışları tüketicilere, yani nihai fiyat olarak nihai fiyatlara yansıtabileceğini aslında gösteriyor. Bu potansiyel hala mevcut ekonomide. Dolayısıyla bu ay gördüğümüz rakam sene içinde gördüğümüz yüksek rakamlardan bir tanesi olmakla birlikte önümüzdeki ayda da biz tüketici enflasyonunun artmaya devam ettiğini görebiliriz. Zaten biz gün boyunca özellikle sektör bazındaki görüşlere dair detayları aldık. Bloomberg HT ekranlarına konuşan ve bu konuyla ilgili görüş beyan edenler sektör bazında enflasyon rakamını nasıl değerlendirmişler? Bir onu izleyelim, sonra sana bir sorum daha olacak. Yeme içme sektöründeki biz işletmeciler bir fırsatçılık veya daha çok kar edebilmek için bu fiyatlara zamları yansıtmıyoruz. Bu fiyatlara bu zamlar gelmiyor. Aksine bizler kendi karlılığımızdan fedakarlık ediyoruz. Bizler de çünkü şunun farkındayız. Gelen konuklarımızın ve misafirlerimizin de ne yazık ki ekonomik olaraktan refah içinde olmadığını gözlemliyoruz. Eski alım gücünün olmadığının farkındayız. Ondan dolayı gelen her bir zammı alıp bu zammı da menülerimize yansıtamıyoruz. Ve burada karlılığımızdan fedakarlık ediyoruz. Zaten geriye dönüp baktığınızda bu sektör olaraktan çok büyük yaralarımız var. Fakat gerçekten pandemi kadar üstünde durulması gereken bir konuda yeme içmedeki enflasyon, gıda enflasyonunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon rakamlarını biz tedarik ettiğimiz ürünlerde de bizzat görüyoruz. Sadece söylediğiniz gibi tedarik ettiğimiz ürünlerde, maddelerde değil, ama onun yanında ücretlerde de bu sene %20'nin üzerinde, %20 ile 30 arasında da çalışanlara bir ücret artışı yapmış olduk. Bunun yanında enerji giderlerinde de %20'nin üzerinde, %22 civarında da enerji giderlerinde de artışımız var. Bunun yansımasını sonuçta satış rakamlarına yapmamız gerekmekte. Ancak biz tabii bu durumda insanların cebindeki paranın artmaması, rekabetin çok fazla olması dolayısıyla da bunu mümkün olduğunca artışı yapmamaya gayret ettik. Buradaki genel durum nedir? Neden? Nasıl yapmadık? KDV indirimini, %10 civarında bir KDV indirimini de avantaj olarak, imkan olarak elimizde bulunduruyoruz. Bu yüzden bu imkanı kullanarak son satış fiyatlarına bunu yansıtmadık. Dayanabildiğimiz noktaya kadar da, bizim sektörümüz dayanabildiğimiz noktaya kadar da bu fiyat artışını yapmamaya çalışıyor. Ancak KDV indiriminin 2 ay uzatılması, 2 ay sonra KDV indiriminin kalkması durumunda bu fiyatların yansıtılması kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Enflasyona olan etkisi, demin dediğim gibi aslında ilk defa ben böyle bir şey duydum. Başlı başına enflasyon kalemini etkileyen en önemli etkenin gayrimenkul olduğunu. Tabii bu doğru aslında. Fiyatlar oldukça yükseldi. Son iki yıla baktığımız zaman %100'e yakın, hatta daha da fazla yükselen bölgeler olduğunu gördük. Fiyatların şu anda en yüksek olduğu bir piyasa yaşıyoruz. Hem satılıkta hem kiralıkta. Ve yok yani şu anda adam akıllı almak isteseniz, özellikle merkez ilçelerde, merkez semtlerde kiralık ve satılık ev sıkıntısı oldukça had safhada. Bu bir miktar daha devam edecek gibi gözüküyor. Fakat fiyatlar
bunun gibi aşırı yükselecek mi? O konuda bekleyip göreceğiz. Ben çok tahmin etmiyorum öyle aşırı bir fiyat yükselmesini. Çünkü dediğimiz gibi son iki yıl içinde zaten bence tavan yaptı şu anda. Yükselebileceği yüksek noktaya geldi. Gıda, konut, bununla birlikte diğer kalemlerin hemen hemen hepsinde belirgin yükselişler söz konusu. Seltem İlgin, özellikle fiyatlama davranışındaki bu bozulmanın yerine gelebilmesi için şu anki duruşu, hem Merkez Bankası duruşunu hem ekonomi yönetimi duruşunu nasıl görürsün? Ne olursa fiyatlama davranışı yerli yerine oturabilir sence? Açıl, biliyorsun Türkiye'deki enflasyonun temel sorunlarından bir tanesi yapışkanlık. Yani enflasyon yükselmeye başlayınca beklentilerde bozulma oluyor ve daha sonra beklentilerdeki bozulma enflasyonu beslemeye devam ediyor. Dolayısıyla enflasyon beklentilerinin her şeyden önce ve fiyatlama davranışlarının kontrol altına alınıyor olması lazım. Bu da tabii ki sadece para politikasıyla aslında yapılabilecek bir değişiklik değil. Burada fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerden de gelen bir baskı var enflasyon üzerine. Bunun zaten biz etkisini Temmuz ayında görmüştük. Öte taraftan dediğin gibi aslında enflasyonun Merkez Bankası'nın politika faizine yapışmış olması bundan sonraki enflasyonun, manşet enflasyonun nereye geldiğini daha da bir aslında dikkatle piyasa katılımcılarının takip etmesine sebep olacak. Çünkü Merkez Bankası iletişiminde politika faizinin enflasyon üzerinde aslında olacağını söylemişti. Dolayısıyla buradan ekstra bir sıkılaşma ihtimali olup olmadığını değerlendireceğiz. Fakat ben bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu görüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi senenin son çeyreğinde baz etkisiyle birlikte aslında enflasyonun kademeli bir şekilde düşecek olması. Dolayısıyla buradaki düşüşün ne kadar olacağını görmek önemli. Tabii ki ekstra bir TL'de değer kaybı ya da emtia fiyatlarında ekstra bir artış olmazsa, burada aslında şunu da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle tarımsal girdi maliyetlerinde Çin kaynaklı bir artış olabilir. Çünkü Çin'in yaklaşık 26 tane şehrinde çok ciddi kuraklıktan bahsediliyor ve buradan bir fiyat artışı baskısı gelebilir. Öte taraftan bütçe tarafına eğer kastediyorsam, bütçe tarafında ben geçtiğimiz seneden sonra aslında senenin ilk 6 ayında faiz dışı fazla vermeye başlamamızın olumlu bir gelişme olduğunu görüyorum. Bütçe tarafında çok ciddi bir mali disiplinden uzaklaşma olduğunu değerlendirmiyorum. Fakat tabii enflasyon tarafında etkili olacak uygulamalar daha çok fiyat ayarlamaları, zamlar şeklinde olacak. Bunları gözlemlememiz lazım. Öte taraftan ben bütçe tarafında enflasyona çok ciddi bir baskı gelmesini önümüzdeki dönemde beklemiyorum açıkçası. Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentin var mı yıl sonuna kadar? Olursa nerede Seltem? Çok hızlıca. Olma ihtimali olduğunu değerlendiriyorum. Fakat aslında şu anki enflasyon dinamiklerine ve beklentilerdeki bozulmaya bakarsak aslında Merkez Bankası'nın sabit tutma ihtimali olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Ama olası bir faiz indirimi için bu son artışlardan sonra gelecek ayda da eğer enflasyonun yukarı yönlü bir yani yukarı çıkacağını varsayarsak Merkez Bankası'nın faiz indirmek için yeri oldukça daralmış olacak. Eğer faizden indirimine giderse 150 bas puanlık bir indirim bekliyorum açık. Seltem İlgin, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve notlar için. Şimdi bir telefon bağlantımız daha olacak. Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte, düzelteyim, Skype bağlantımız. Mehmet Aşçıoğlu, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi özellikle enflasyonist ortamda yapılacak olan yatırım stratejileri bizim son 15 yıl içerisinde bildiğimiz, hatırladığımız bir ezberden uzaklaştığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi bu ortamda yatırımcıların tercih edeceği şirketlerde biraz daha Borsa İstanbul'un içerisinde enflasyonist ortamın gereklerini fiyatlarına yedirebilenleri tercih etmek gibi bir yatırım temasına dönüşme olasılığı var mı? Ne dersin? Tamamen bu olasılığa dönüşecek. Şimdi bundan yaklaşık 25 yıl evvel biz %60 yıllık enflasyonla yaşadığımız dönemleri de gördük. O dönemde de borsada para kazanmaya devam ediyorduk. Enflasyon dediğimiz şey zaten üretim ve talep enflasyonu olarak ikiye ayırsak da nihayetinde girdi maliyetleri ile doğru orantılı, talep ve arzla doğru orantılı olarak fiyatların mevcut bir andan bir diğer ana artması şeklinde kısaca yorumlanabilir. Ama burada sebep ne olursa olsun mal veya hizmet fiyatlarının artmasını konuşuyoruz.
borsada bizim fiyatladığımız şirketler de, hisselerini alıp sattığımız şirketler de neticede mal ve hizmet üretiyorlar. Bir dönemden bir döneme bunların mal ve hizmetlerindeki fiyat artışı eğer satışlarını koruyabilirlerse muhakkak surette cirolarını etki ediyor. Enflasyonist bir ciro artışı söz konusu oluyor. Eğer sermayelerinde, sermaye yapılarında bir değişiklik olmazsa, yani sermayeler artmazsa, sermaye karlılıkları da enflasyon farkı kadar artmış oluyor. Ama öyle veya böyle sermayeler değişmediği için bir dönem önceye göre de fiyatlar ucuzlamış oluyor. En azından fiyat kazanç oranları geri geliyor. Şimdi açıklanan bilançolarda da onu görüyoruz. Birkaç tane bilanço geldi. Üreten ve satabilen şirketlere aitti bunlar. Yeni açıklanan bilançolarla ilk çeyreğe göre açıklanmış bilançolara göre hesap ettiğimiz rasyolarda daha iyi yönde gelişiyor şu an. Neredeyse bir kısım hisse senetlerinde yıl sonuna doğru eğer fiyat kazanç hesabı şimdiden yapmak istersek 3 ve 3'ün altında dahi fiyat kazanç oranları görüyoruz. Bu 1997 sırasıyla 97, 94 ve 2001 yılındaki düşüşlerde yaşadığımız türden fiyat kazanç oranları gibi demek. Tabii şimdi faiz yüksek diyoruz ama Açıl biliyorsun 2001 yılında biz %1000'lerin üzerinde, %1000'le 5000 arası değişen gecelik faiz oranları, %65 ile 80 arası değişen iç borçlanma faiz oranlarını da gördük. Tabii ki o çok büyük bir krizdi. Neredeyse 27 tane de banka kaybedildi. O sebeple tabii her yaratılan data kendi zaman dilimi içindeki koşullarıyla değerlendirecek, kabul ediyorum ama en nihayetinde ben bunun yönetilebilir bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden de borsaya bu bakış açısıyla bakmak istiyorum. Borsada şu an fırsatlar var. Bu açıklanan enflasyona rağmen ciddi fırsatlar var. Az evvel onu kısaca ifade etmeye çalıştım. Şimdi gelen bilançolarla beraber o fırsatlar hangi hisse senetlerinde, hangi şirketlerde oluşur onu değerlendirmeye uğraşıyor olacağız. Sektörel olarak daha fazla şu alanlar diyebileceğiniz alanlar var mı? Baktığınızda daha avantajlı görünen, bu fiyat geçirgenliğinin daha esnek olduğu hangi sektörler var acaba? Beyaz eşyada, otomotivde, keza petrokimya tarafında ama burada Tüpraş'ı müstesna tutuyorum. Çünkü neticede değişen petrol fiyatları ile birlikte, rafineri marjları ile birlikte hareket ediyor. Nihayetinde mal ve hizmet üretimi yapıp hizmet tarafında özellikle telekomünikasyonda başlıca telekomünikasyonda Turkcell, Türk Telekom zaten en belli başlı olanları ve hatta inşaat sektörünün kötü durumuna rağmen çimento sektöründe dahi enflasyonu fiyatlarına yazarak bundan ciddi enflasyonist kar sağlayacak sektörler olarak, belli başlı sektörler olarak söz edebiliriz. Mehmet Aşçıoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor orada. Ceren, Avrupa borsaları rekor tazelemeye devam ediyor. Zaten rekor seviyede olduğu için her yükseldiği gün yeni rekor. Ancak bir taraftan da varyant tartışmasının devam ettiğini görüyoruz. Uber, hiper, süper ne kadar varyant varsa İngiltere hepsini teker teker üretiyor gibi görünüyor. Evet, Açıl, aynen öyle. Aslında Avrupa borsalarıyla başlayacak olursak endeksler dün zaten rekor seviyelere yükselmişti bilançoların getirdiği iyimserlikle. Bugün de Avrupa'dan gelen banka ve şirket bilançolarının ikinci çeyrek karlarının beklentilerden genel olarak iyi gelmesi endeksleri destekledi. Şu saatlerde her ne kadar Alman DAX endeksi sınırlı bir düşüşe dönmüş olsa da Fransa borsası gün boyu Avrupa'nın genelinden iyi performans sergiledi. %1'lik yükselişle işlem görüyor. Avrupa'nın diğer borsalarında görece biraz daha
daha sınırlı kazançlar söz konusu. Mesela Fransız banka, Société Générale'in hisseleri %6 oranında değer kazanıyor. BP hisseleri %3 civarı primli. Stellantis hisselerinde ise %4'e yaklaşan oranda değer kazançları var. Yani bu üç şirketin özellikle karlarının beklentilerden iyi gelmesi hisselerini destekledi. Bu da Avrupa borsaları için temel itici güç oldu bugün. Bununla beraber bugün aynı zamanda Euro bölgesi üretici fiyatlarını takip ettik. Yıllık bazda %10.2 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı Avrupa'da üretici fiyatları. Diğer yandan senin de bahsettiğin gibi varyant tartışmaları devam ediyor. Her ne kadar biz İngiltere'de son dönemde, son günlerde vakalarda düşüş yaşandığını görsek de uzmanlar önümüzdeki günlerde özellikle Eylül-Ekim sonrasında yeni varyantların ortaya çıkabileceğini ve bu yeni varyantların daha ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Mesela İngiltere'de bilimsel danışma grubunun yaptığı yeni bir çalışma varyantlar üzerindeki şu anda hali hazırda İngiltere'de bulunan en bulaşıcı varyantların birleşmesiyle bir süper varyantın meydana gelme ihtimali dikkat çekildi ve bunun gerçekleşmesi halinde her 3 kişiden birinin hayatını kaybedebileceğine ifade edilmiş oldu bugün yer alan raporda. Aynı zamanda olası yeni varyantın %35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği kaydedildi. Yeni varyantla ilgili ise aşıların bu varyanta karşı etkisiz olmasının beklendiği ifade edilmiş oldu. Aslında 17 Temmuz tarihi itibariyle İngiltere'de vaka sayısı 50 bin sınırını aşmıştı. Yani 55 bine kadar çıkmıştı günlük vaka sayısı. Fakat sonrasında düşüş trendine girdi ve son olarak mesela 25 binin altında seyrettiğini görüyoruz günlük vaka sayısının. Bununla beraber bu hafta gözler İngiltere hükümetinden gelecek uluslararası seyahatlere ilişkin yeni açıklamalarda olacak. 5 Ağustos tarihinde bir açıklama gelmesi bekleniyor hükümetten. Yeşil listede yer alan ülke sayısını artırması bekleniyor. Zaten geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği ve ABD'den gelen çift doz olmuş kişiler için seyahat kuralları gevşetilmişti. Yani karantinalardan bu kişilerin muaf tutulacağı açıklanmıştı. Bununla beraber Türkiye'nin kırmızı listede kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Son dönemde vakalarda yaşanan artış nedeniyle. Fakat Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn gibi kırmızı listede yer alan ülkeler üzerinden transit olarak İngiltere'ye gelenlerin karantinadan muaf tutulması yönünde bir hazırlık yapıldığını söyleyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Gidiyoruz şimdi New York'a. Melike Ayan bizleri bekliyor New York'ta. Melike, özellikle bu haftanın gündeminin yoğun olduğunu, veri akışının yoğun olduğunu söylemiştik. Amerikan hisseleri ise dün pozitif başlamış ancak yatay kapanışlara doğru dönmüştü. Getirilerin bir kısmını geri vermişti. Bugün başlangıcın yine pozitif olmasını bekliyoruz vadeli işlemlere baktığımızda. Evet, şu an itibariyle pozitif gerçekten ama bu her an değişebilir. Zira gelgitleri oynuyor. Özellikle teknoloji hisseleri, teknoloji en çok kaybettirendi. Ve baktığımızda bugün de öyle olacak gibi görünüyor. Zira Çin-ABD gerilimi tekrar yukarı çıktı. Çin Fiyatlama Regülasyon Kurumu bu sefer Çin, özellikle çip yapımcılarına takıldı. Infineon gibi birçok firmanın da görünümünü düşürmesi ve karlılık gelir tablosunun beklentilerle paralel gelmemesiyle birlikte mesela Infineon tek şu anda düşenlerden. Buna diğerleri de katıldı. Fakat dediğim gibi çip yapımcılarına özellikle fiyat regülasyonu getirme konusunda ısrarlı Çin. Şimdi Çin bir yandan da ABD'de hiç yani tükenmeyen bu delta varyasyonunun korkusu ve endişesi. Her ne kadar şimdi analistler ve portföy yöneticileri fiyatlanmadı dese de Florida'da bir ayda günde 2000'den 10.000'e çıkması enfekte olanların sayısının ve %80'inin delta olması şu anda gerçekten korku verici. Diğer eyaletlerde de Arizona'da da keza öyle hastaneye kaldırılma sayısı gittikçe artıyor hastanenin kapasitesi. Zaten full şu an itibariyle. Gelelim enerji hisselerine. Şimdi özellikle enerji hisseleri Avrupa'da kazandıranlardan ve ABD'de ise durum öyle değil. Enerji fiyatlarının düşmesi nedeniyle dün çok sert düşüşler yaşanmıştı ve bunun petrolün mesela NYMEX'in Eylül kontratının %3.6 düştüğünü görmüştük. Bunun
etkisi bugüne de sirayet etti. 10 yıllıklarda %1.2'lerin altına da gelirken biz bu hafta senin de dediğin gibi özellikle cuma gününe istihdam, tarım dışı istihdam raporuna konsantre olduk. Dün Lael Brainard hiçbir şekilde Jackson Wyoming'de duymayacaksınız tahvil alımı yavaşlatılması duyursun dediyse de bugün de yine Fed yetkililerinden birisi Christopher Fowler diyor ki ben tahvil alımı yavaşlatılması yanlısıyım ama eğer üst üste iki tarım dışı istihdam raporu iyi gelirse, beklentilerden iyi gelirse o zaman tahvil alımı yavaşlatılmasına gidilmesi lazım diyor. Fed yetkilileri ayrı tellerden böyle konuşmaya devam ederken biz altının da bugün düştüğünü görüyoruz. 3 endeks hala yeşilde açılı bu gidişle. Yani her şey değişebilir fakat alımlarla başladık en azından güne diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike teşekkürler. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında Tatno Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural'la birlikte karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Tanto Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural bizlerle birlikte. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk Aşıl. Önemli konular var. Özellikle biraz önce de Melike ile konuşurken o da aktardı. Dün 1.15'leri gördük Amerikan 10 yıllıklarında. Evet. Dolayısıyla genel anlamda bir yandan piyasa tapering'e hazırlanırken öbür taraftan nasıl oluyor da Amerikan getiri eğrisinin uzun tarafı bu kadar aşağı kayıyor. Yani bir yerde önümüzdeki 1-2 ay içerisinde varlık alım programının azaltılacağı ifadesini beklerken insanlar hangi yaklaşımla burada Amerikan tahvili alıyor olabilirler? Çok güzel bir soru. Çok basit bir cevabı var. Bol paranın nereye gidecek sorusuyla alakalı. Yani para kimin elinde? Para büyük fonların elinde. Hiç şu ana kadar yönetmedikleri kadar çok para var. Emeklilik fonları, sigorta şirketleri, büyük Amerikan fonları ve o parayı nereye plase edeceklerini bilemiyorlar. Plase etmezlerse... Amerikan bankaları? Amerikan bankaları çünkü biraz daha onlarda da mevduat seviyede. Çok fazla hatta orada o mevduatlara ayrılacak olan karşılıklar nedeniyle bir miktar bu piyasaya doğru. Kaymaları falan da doğru. Yani finansal piyasalarda ama özellikle büyük yatırımcıların elinde plase etmek zorunda oldukları para olduğu için yani ben olsam sen ben olsak yani 10 yıllık Amerikan tahviline şu anda giremezsin. Yani en ufak bir şekilde tapering yapmaya başladıkları anda bırak tapering yapmayı sadece... bu programı yani bu mali yardım paketlerini tam olarak durdurduklarını söyledikten sonra zaten çıkacağı yer belli. Enflasyonun da gelmesiyle beraber ama kısa vade gerçekler uzun vade ihtiyaçların önüne geçiyor şu anda. Dolayısıyla o fonlar yani likiditeyi taşıyan mutlaka bir şekilde plase etmek zorunda olan fonların şu andaki çaresizliği açıldı. Bir yandan da tabii Amerikan tahvillerinde 1.80-1.15 inanılmaz bir hareket. Yani kesinlikle. Az buz harekette kesinlikle. Olmadı. Dolayısıyla bundan fayda sağlayanlar da var trading gelirleri anlamında. Ama bir taraftan da hakikaten riskli yerlere geldik mi? Mesela tapering olduktan sonra ulaşacağımız zirve neydiyse tabii. Acaba orası biraz daha aşağılarda oluşabilir mi? 1.15'ten kalkacaksa fiyat. Valla şu anda bir net bir şey söylemek çok zor. Bence başladığı zaman hep beraber göreceğiz. Yalnız buradaki önemli nokta bence şu. Tapering'in başlaması, Fed'in faiz artırımı yapmaya başlaması ve bunların ikisi de olduğu takdirde dünyadaki varlıkların tekrardan fiyatlandırılacağı bir dünya gerçeği. Hatırlarsın 2007-2008 dönemindeki yaşamış olduğumuz o büyük finansal krizi aslında başlatan şey büyük bir olay değildi. Yani herkes Lehman'ın batmasını hatırlıyor. Ama aslında Lehman'ın batmasına sebep olan olayların ne olduğunu hatırlamıyor. Yani bazen BES'in iki tane fonunun batması. Şimdi ufak olarak algılanabilecek bazı olaylar gerçekten bazı alanlarda insanların bir anda kalkıp ya hakikaten yani müzik yavaşlamaya başladı. Masada 10 tane sandalye var. Biz 30 kişi dans ediyoruz. Acaba otursak mı demeye başlamalarını tetikleyecekse nereye gideceğini kestirmek şu andan zor ama çok ciddi bir ısınma oldu. Çok ciddi bir, bunu bu arada fon yöneticileri de özel olarak kabul ediyorlar. Yani nereye gideceğinin kesilemediği bir dünya var. Ben önümüzdeki, yani geçtiğimiz birkaç ay içinde bunların birkaçıyla konuştuk, yaptığımız yerden dolayı. Yani sorduğun zaman nereye gidecek diye biz de bilmiyoruz diyorlar. Onun için böyle bir dünyadayız şu anda. Peki bunun bizim gibi ülkelere olan yabancı yatırımcı ilgisi anlamında etkisi ne olur? Yani faizin Amerika'da düşmesi, uzun vadeli faizin Amerika'nın 10 yıllığı göstergedir. Evet. Sonuçta onun aşağı gelmesi normal koşullarda bizim için iyi. Doğru. Bizim ilk reaksiyonumuza baktığımızda da fena görünmüyor. Yani %4, %5 yaptı Türk lirası. Biraz evet. Döviz arzının artmasıyla falan da ilgisi var. Bununla alakası olduğunu söylemiyorum elbette tamamen evet. Ama sonuçta bir fayda sağlandı.
Bu gelişen ülke evreni için ne ifade eder 1.15 Amerikan tahmini? Ya şimdi şöyle, yatırımcılar çok daha seçici ve ayrımcı olacaklar. Çünkü gelişmekte olan piyasa ülkelerini biliyorsun. Hani böyle bir ismen söylüyoruz da çok farklı dinamikler olan ülkeler var. Bu arada dünya karışıyor. Ben her türlü Amerika ve hatta Batı Avrupa dışındaki yatırımın bundan sonra değerlendirirken jeostratejik gerçekler nezdinde değerlendirilmesi gerektiği taraftarıyım. Niye? Çünkü vazgeçemeyeceğimiz ya daha doğrusu kaçamayacağımız tek bir gerçek Çin ile Amerika arasındaki savaşın gitgide Çin-Avrupa, Çin-Hindistan, Çin-Türkiye ve Çin-Batı müttefikleri arasında geçeceğini yaşayacağımız bir döneme geliyoruz. Bu özellikle AB üstündeki üreticilerin yani mallarını Çin'e satan üreticilerin üstüne çok ciddi bir baskı oluşturacak. İttifaklar arasında şu anda bizim fiyatlandıramayacağımız bazı stres noktalarına yol açması muhtemel. Ve şimdi böyle bir konjonktüre sen Amerika'daki bir yatırımcıysan ve gelişmekte olan piyasa ülkelerine para aktarıyorsan sadece ekonomik gerçekler değil aslında jeostratejik olarak nerede olduğunu iyi analiz etmen lazım. Bu aslında iyi oynayabilirsek bu kartı Türkiye için bulunmaz bir fırsat. İyi oynamaktan kastın nedir? İyi oynamaktan kastım şu. Yani nasıl söyleyeyim? Zaten etrafta ciddi bir ses ve gürültü varken bizim kendi iç gürültülerimizin olabildiği kadar dinmiş olduğu, sakin olduğu ve biraz sanayiye yatırımı teşvik ettiğimiz bir nokta. Çünkü burada Türkiye için en büyük fırsat şu. ABD ve Avrupa Birliği ellerinde olsa şu anda Çin'e olan üretim bağımlılıklarını hemen kesmek isterler. Ama ellerinde değil. Yani Çin'den senin üretimini hemen kesemiyorsun. İstesen de kesemiyorsun. Ama kesmek istediğin anda Çin'in yapmış olduğu üretimden bize akacak olan bir %8 ile 12 arasında bir volüm var ki dünyada Türkiye'den başka her şeyi üretebilen, lojistik olarak her yere yakın olabilen başka bir ülke yok. Çok az ülke var. Budur aslında Türkiye'nin önündeki esas fırsat. Ama o fırsatın da gerçek hale gelmesi, realize olması için biraz iç dünyamızı söndürmemiz, biraz sükunet yaratmamız ve gereksiz yere çok fazla negatif haberlerle aslında dünyada olmamamız lazım. Ha, bu ne kadar kolaydır tartışılır ama fırsat budur. Jeopolitik çerçevede bir değişiklik görüyor musun? Çünkü Türkiye'nin sorunlarının artı fon akımlarının önemli bir kısmı jeopolitik gelişmeler. Türkiye'nin buradaki duruşu ve evet. bakışıyla da alakalı. Dolayısıyla şimdi burada bir konjonktür değişimi var. Bugün reisinin görevi devralıyor evet. olması. Evet. Aynı zamanda dönüp baktığımızda işte İsrail'in son dönemde Türkiye ile nispi yakınlaşması. Suudi Arabistan'la, Kral'la özellikle kurulan birebir ilişkiler. Bir tek Birleşik Arap Emirlikleri kaldı geride. Şöyle bugün reisi diyorsun İran'ın yeni başkanı oldu. Olması şöyle önemli. Aslında Ruhani'den sonra gelen başkan Khatami'nin adamı olduğu için çok daha konservatif ve aslında Batı ittifaklarının sevmeyeceği cinsten bir adam. Şimdi Amerika gerçeği şu. Ama güçlü geliyor. Güçlü geliyor. İç problemleri var. Özellikle su sıkıntıları ve koronanın vermiş olduğu gerçeklerden dolayı. Söylemlerine bakarsan diyor ki ben bu Amerika ile yapacağımız, Amerika ve Batı ile yapacağımız nükleer anlaşmayı dış politikamın göbeği yapmak istemiyorum. Çok fazla bir seçeneği olmayabilir. Biden kesinlikle bu İran anlaşmasını tekrar yapmak istiyor. Amerika'da bu niyet var. Ama istemeyenler kim diye sorduğumuz zaman İsrail bir numara, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Ürdün. Aslında şunu takip etmek lazım. Yani Amerika ile İran bir türlü meşrebince uyumlu iki lider bulamadı. Yani Ruhani isterken Trump karşı çıktı. Şimdi Biden isterken reisinin duruşu çok istekli olur mu olmaz mı evet, bilinmiyor. Ama liderlerden daha ziyade biraz ittifak ve müttefiklerin ne istediği önemli. Şimdi mesela biliyorsun bu İran körfezindeki İsrail gemisini vuran drone'un İran'dan gönderildiği iddia ediliyor. İran bunu biz göndermedik diyor. Ama İsrail ile Amerika siz gönderdiniz diyor. İngiltere de öyle diyor. İngiltere diyor. Şimdi şu var yani. İran şu anda negatif bir şekilde haberlerde olmak istemiyor. Çünkü bu anlaşmayı yapmaya en başta İran'ın ihtiyacı var. Biden'daki niyet, Biden'ın yönetimindeki niyet ama Amerikan dış politikasını tam olarak temsil etmiyor. Burada İsrail çok önemli. Irak'a bakmanı tavsiye ederim. Çünkü Irak'la Mısır ve Ürdün son bir ayda çok yakınlaştı. Bu üçlü zamanında Irak-İran savaşında aslında bir pakt olan üçlü. Suudi Arabistan Irak'a kapılarını açtı. Yani bunlar niye oluyor diye baktığın zaman aslında İran'a karşı çekilen bir setten ibaret. Burada Türkiye kendini bir şekilde doğru yerde konumlandırabilirse bundan fayda
sağlar mutlaka. Peki Türkiye-Amerika ilişkileri ve bunun fiyatlamalar üzerindeki potansiyel etkisi nasıl görürsün? Şu anda çok zor bunun üstünde yorumda bulunmak. Çünkü dünya yanıyor, dünya kaynıyor tabiri caizse. Türkiye dediğim gibi yani hep aynı şeyi konuştuk. S-400'lerde Halkbank davası. Şimdi bunlar biraz daha sanki radar geri planda kalmış oldu. Onun için şu anda herhangi bir Amerika ile yakınlaşmanın fiyatlandırılması çok zor. Ben Türk lirasında şu anda gelmiş olduğu yerleri bana sorarsan biraz pahalı görüyorum. Türk lirasını pahalı görüyorum. Yani enflasyonla kafa kafaya geldi. Yani mevduat faiziyle enflasyon aynı yerde şu anda. Türk lirasının kere trade olarak çekiciliği şu anda yok olmuş durumda. Bizim bahsettiğimiz Türkiye'nin çekmesi gereken yatırımlar hep orta uzun dönem yatırımlar. Yani sanayisine yatırım, ihracatçılarına yatırım. Ve bu bugünden yarına olacak bir olay değil. Carry trade'in kalmadığı bir ortamda kısa vadeli turizm dönemi de geçtikten sonra içinde bulacağımız dünya gerçekleri artı üzerine muhtemelen Eylül ayından itibaren dünyada gelmesi tekrar muhtemel bir üçüncü lockdown kapanma dönemiyle bence TL tarafında oynaklık olabilir. Onu da şu anda kimse fiyatlandıramıyor. Dolayısıyla bundan daha fazla bir şey söylemek mümkün değil şu anda açık. Şimdi bu varyant tartışmaları içinde söylüyorsun diyerek bitireceğim. Son 3-4 dakika içerisindeyiz. Biraz önce Ceren'in anlattıkları evet. Korkunç hakikaten bu süper varyant tartışmasıyla ilgili olarak. Arkadaşlarım biraz önce biz konuşurken attılar haberi mesela. New York Times'ın haberi. Restoranlara giriş yapabilmek için aşılanma şartı getirilecek diye. Evet. Yani orada yemek yemek için. Şimdi bunlar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu iyileşmeleri piyasalardaki o pozitif momentumu ne kadar bozar, ne kadar risk görüyorsun? Açıl, piyasadaki şu anda pozitif momentum büyük yatırımcıların elinde şu ana kadar hiç olmadıkları nakit olduğundan dolayı. Yani onlar gerçekleri değil görmek istediklerini görüyorlar şu anda. Ve zaten bunu her şekilde yani gerçeklerle yüzleşmek bozabilir. Ha, varyant nereye götürür? Kim bilir? Yani artık deltası, alfası sonuna kadar alfabenin gidecek bunun yolu var. Ama bir gerçek var ki aşılanmadan bu iş olmayacak. Ve her ne kadar ülkeler vatandaşlarını aşılanmaya zorlamasa ve zorlayamasa bile şunu söyleyecekler. Kardeşim sen gezmek mi istiyorsun? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Aşılanacaksın. Başka bir opsiyonun yok. Dolayısıyla bence kullanacaksın. İşte yani bence bir şekilde dünya aşılanacak. Bu da yetmeyecek. Aşılandıktan sonra ülkeler arası ilişkilerden dolayı hangi ülkenin aşı pasaportu nerede geçer, hangi aşı nerede geçer bunlar tartışmaya başlayacak. Ve onun için bence bu senenin ikinci yarısında ve son çeyreğinde bunların biraz hayatımızdaki etkilerini konuşacağız. Ozan son olarak sorum da şu olacak. Özellikle eğer ki bir üçüncül kapanma ya da dördüncü dalganın büyümesi ve dördüncül kapanma gelecek olursa o zaman sence bu sıkılaşma planları, merkez bankalarının hamleleri falan bunlar şey olmaz, ne olacak? Olmaz. Çünkü dünyadaki her politikacı demokratik veya yarı demokratik ülkelerde aynıdır. Hiçbiri uzun dönem düşünemez. Her birinin derdi tekrar seçilmek olduğundan. Mali yardım paketlerini kimse kesmek istemez. Onun için bence bu onlara biraz daha şey verir, cephane verir. Bu da gidebildiği yere kadar devam eder. Tapering falan olmaz mı diyorsunuz? Yani taperingden kaçmanın yolu olur bu. Mali destekler için ne diyeceksin Amerika adına? İşte zamanı gelince göreceğiz. Yalnız eğer hakikaten üçüncü varyant ve bunun getireceği bir kapanma olacak olursa o mali destek paketleri bence bir nebze daha uzayabilir. Ozan Özkural çok teşekkür ediyoruz. Bizlere katıldığın ve görüşlerini aktardığın için Finans Merkezi'ne böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla sizlerle olacak. Hoşçakalın.